Organik olması koşuluyla, kaliteli olması koşuluyla çayına tatlandırıcı amaçla katabilirler. Çok kaliteli bir gıda aslında. Bir sürü mineral ve vitamin içeriyor. Sağlık açısından da son derece yararlı. Şeker hastaları maalesef tatlı gıdalara karşı inanılmaz bir istek halindeler. Bal ne olursa olsun diğer pancar şekerinden elde edilen şekere göre daha az şeker içermesine rağmen yine de bir yemek kaşığında ortalama 17 gram karbonhidrat içeriyor. Eğer kişinin şekeri düzenli gidiyorsa, yapay tatlandırıcı kullanmıyorsa, aşırı miktarda tatlı gıdalardan almıyorsa o zaman organik olması koşuluyla, kaliteli bir bal olması koşuluyla çayına tatlandırıcı amaçla katabilirler, az bir miktar tüketebilirler ama mutlaka şekerinin kontrol altında olması kaydıyla. Patates çok kaliteli bir gıda aslında. Bir sürü mineral ve vitamin içeriyor. Sağlık açısından da son derece yararlı. Bir de bağırsaklarımızda bulunan probiyotiklere prebiyotik adı altında yani probiyotik mikroorganizmaların gıdalarını da içeriyor. Niye? Çünkü dirençli nişasta dediğimiz, emilimi zor, parçalanması zor olan bir nişasta da içeriyor. Ancak patatesin şöyle bir sıkıntısı var. Kızartıldığı takdirde ve sıcak yenildiği takdirde kilo aldırıcı ve toksik etkiler yapıcı özellikleri var. Bu nedenle örneğin kızartılmış patates yiyen çocuklarda yurt dışında çalışmalar var. Astım krizlerinin arttığı, astım hastalığının biraz daha fazla görüldüğü bulunmuş. Patatesi tüketeceksek şöyle tüketeceğiz. Kaynattık, biraz soğudu, dolaba koyduk. Soğuk patates şeklinde işte patates salatası olur veya bir peynire batırarak yiyebiliriz. Soğuk püre olursa soğuk olarak tüketilmesinde hiçbir sıkıntı yok. Tabii yine abartmadan.